Merhaba sevgili gönül dostları. Hindu mitolojisine göre Chandra ve Tara'nın oğlu Merkür. Merkür bu hafta o kadar güzel konumda ki bize diyet yapma fırsatı veriyor ve aynı zamanda beden şifalanması adına bize diyor ki bedenini şifalandır. Bedenindeki rahatsız olduğun yerleri artık onun hayatından çıkartması için doktora gidebilirsiniz, doktorunuza başvurabilirsiniz, diyet yapabilirsiniz, güzellik merkezlerine gidebilirsiniz. Bu hafta tam sırası. Bunları da hatırlattıktan sonra eril dişil yapmayacağım. Eril dişili bu hafta harmanlayalım. Önümüzdeki ay, önümüzdeki hafta yeni ay haftası. Onun için bu hafta eril dişilleri harmanlayalım. Sonrasında bakalım ne olacak. Evrenin ve bütünün hayrına olacak şekilde tüm burçlar için şifalanması, bilgi aktarılması ve bilgilerin bize mucizevi şekilde şifa olarak gelmesine niyet ediyorum. Merhaba sevgili Koç ve yükselen burcu Koç olanlar. Bakalım bu hafta hangi enerjidesiniz? Güneş. Sevindirici başarılar. Çok iyi. Artık bir şeyleri su yüzüne çıkarttığınız için doğum, doğurganlık, var etmek, var olmak, duygularınızı var edeceksiniz. Duygularınızın artık içinize sığmadığını, başlangıçlar için kendi bilinç altınızda uyutmuş olduğunuz, artık dışarıya çıkmak istiyor, kelebek etkisiyle o kozalaktan çıkmak istiyor içinizdeki o coşku, sevinç. Belki de tatile çıkmak isteyeceksiniz. Belki ilişkinizle ilgili sorunlar yaşıyordunuz şimdiye kadar. Artık bir başlangıç, bir barışma haftası olarak bir adım atabilirsiniz diyor kartlar. Ve aynı zamanda yeni başlayacak olan işlerle ilgili bu hafta sizi yenilikler bekliyor. İşinizde başvuru yaptığınız iş yerlerinde size geri dönüşler sağlanabilir. Eğer ki bir üst level'a çıkmak istiyorsanız, evet, siz bu hafta o başarıyı elde edeceksiniz. Eğer ki işten ayrılmak istiyorsanız, yeni bir iş alanı düşünüyorsanız, bu hafta tam sırası. Güneş senin için doğuyor ve başarı için adımlar atman gerekiyor sevgili Koç, eril ve dişilleri. Adınızı aldım, kabul et. Merhaba sevgili Boğa ve yükselen burcu Boğa olanlar. Bakalım bu hafta enerjiniz hangi durumda? Finansal sıkıntılar. Geçtiğimiz haftada da Boğa burcunda finansal sıkıntılar vardı. Yolculuklar söz konusu. Maddi alanda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu konuyla ilgili yolculuklar söz konusu olabilir. Tatil planları yapabilirsiniz. Hiç ummadığınız ek masraflar çıkabilir. Buna dikkat etmeniz gerekecek. Bu hafta yolculuklarınız hem tatil hem de maddi alanda sizi yorabilir. Dikkatli olmanız gerekecek. Bu hafta işinizle ilgili sonuç beklediğiniz konu neyse bu hafta çiçeğiniz yeşeriyor, umutlarınız yeşeriyor. Evet, artık ben bir şeyleri karar verdim. Evet, elimdekiler fazlasıyla gitmiş olabilir. Ama artık benim dönemim başlıyor dediğiniz bir hafta olacak. Kendinizi enerji dolu hissedeceksiniz. Fazla masraf yapmamaya dikkat edin. Çünkü ek masraflar çıkabilir. Kazalara dikkat etmeniz gerekecek. Bu hafta küçük kazalara dikkatli olun. Lotus çiçeği çıkmış.
Eğer dikkatli davranırsanız, fazla işte sakarlık dönemi olabilir, işte ev kazaları, ufak tefek kazalar olabilir. Buna dikkat ederseniz, lotus çiçeği gibi açıyorsunuz ve burada kartlarda diyor ki zaten senin kalbinin karanlığında artık bir aydınlık doğuyor. Ve o lotus çiçeği gökyüzünden aldığın enerjiyle bir şeylere karar vereceksin ve o karar senin bir başlangıcın olacak bu hafta ve sen maddi ve manevi alanda adımlar atmış olacaksın. Adınızı aldım, kabul ettim. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Bakalım bu hafta hangi enerjidesiniz? Düşünen adam. Kutsal tapınak. Burada dönüşüm noktasındasınız. Bir eril enerjiden yardım destek beklediğiniz bir hafta olacak. Evet. O inandığınız, güvendiğiniz kişi, eril enerji, kimse o size yardımcı olacak. Bakalım. Oh, inançlarınız tapınak yolu çıktı ve ruhsal yolculukta aynı zamanda inançlarınızla bir bütün oluyorsunuz. İnandığınız ne varsa bazen geride bırakmışsınız, bazen inancınız yıkılmış ama böyle kendinizi otorite ve sağlam olarak ayakta olduğunuzu hissedeceksiniz bu hafta. Yardım destek burada düşünen adamdan yardım destek beklediğiniz yerde yine de arkasında ben varım. Ben gerçekten bu işime güveniyorsam kalkınabilirim. Tamam, başka bir yerden maddi gelir yardım alabilirsiniz. Ama o işi büyütmek, o işi sağlamlaştırmak, o işte ilerlemek sizin elinizde. Bu hafta inancınızı kaybetmeyin. Maddi alanda hangi alana yatırım yaptıysanız o alana güvenin. İşinize güvenebilirsiniz, okulunuza. Çünkü bulunduğunuz konumu siz yeşertebilirsiniz, siz var edebilirsiniz. Orada hani çiçekleri sularsanız o çiçek açar. Eğer sulamazsanız o kuraklığa dönüşür. Böyle düşünmeniz gerekecek. Bu hafta adımlar atarken kendime güveniyorum demeniz gerekiyor. Adınızı aldım, kabul ettim. Merhaba sevgili yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlar. Bakalım bu hafta hangi enerjidesiniz? Ay tanrıçası, ayın zaten yengeç burcunun profesyonel yardım. Hayatında bir dönüm insanlara güvenmemişsin. Artık güvenmeye başlama zamanım geldi diyorsunuz. Fakat bunu içten içe yine de güvenmemeyi tercih ediyorsunuz ki iyi yapıyorsunuz burada. Kendi gücünüze inanmanız gerekecek. Kartlar diyor ki Ay Tanrıçası ve insanlarla olan diyaloğunuzda duygularını çok fazla ön planda tutma. Gerçekten kendi iç dünyanda projelendirdiğin şeyi arkadaşlarına, eşine, ortağına anlatıyorsundur. Onu kendisi yapmış gibi gösterebilir etrafındaki insanlara. Bazı şeylere sakla, içinde tut, geri planda tut. Profesyonel yardım da diyor ki, evet bu bilgeliğini nasıl dışarıya yansıtabilirsin? Diyelim ki ben taşlarla ya da işte rakamlarla oynamayı seviyorum ama işte bazı kişilerden bilgi danışıyorum. Ama o bilgiyi danışırken çok fazla açık veriyorum. Çok fazla açık verdiğim için de ben o işi değil de o işi karşı taraf yapıyor. Ben olduğum yerde kalıyorum. Böyle düşünün.
Ve her şeyi net bir şekilde anlatmayın. Bu haftaki kendi planlarınızı, kendi yolculuğunuzu, kendi istek ve arzularınızı sizin yerinize başkaları yapmasın. Ve burada da zaten size yenilikler olacağını, o yeniliklerin başlangıcı olacağını, bu yeniliklerde kendini gerçekten suyun altındaymış ve üste doğru yavaş yavaş çıkıyormuş gibi hissedeceğiniz, o dünyanın solunumunu içinde hissedeceksin gibi gelecek. Bu hafta kendindeki o muazzam güzelliği keşfedeceksin ve dediğim gibi etrafınızdaki insanlara planlarınızdan çok fazla bahsetmeyin. Adınızı aldım, kabul ettim. Merhaba sevgili Aslan ve Yükselen Burcu Aslan olanlar. Bakalım bu hafta hangi enerjidesiniz? Sevgi meleği yaratıcı bir girişim. Oh, yaratıcılığınızı kullanacaksınız. Sevgi frekansında kalmayı ihmal etmeyin. Bakalım. Dengeyi iyi kurman gerekecek. Dengeyi iyi kurarken lotus çiçeği ve hasat zamanı diyor. Sevgiyle yaptığın, iç dünyanda yarattığın, var ettiğin, coşturduğun, içinde coşturmuşsun bunu ama hayata geçirememişsin. Çünkü alma verme dengesini kuramamışsın. Dengesiz olduğunu, hayatın dengesizliğini, insanların dengesizliğini, işte çok fazla sevgi veriyorsun, şımarıyorlar diye düşünüyorsun. Evet, kartlarda diyor ki, sen zamanında çok fazla sevgi verdin. Şimdi girişme zamanı, sevginin ödülünü alma zamanı, alma verme dengesini kuruyorsun. İkilemdesin, bu yolculuğa mı çıksam, şu işimi yapsam ya da işte gerçekten güvensem mi? Hasat zamanı dediğimiz içinde bu hafta lotusun içerisinde hasat zamanı zaten. Gökyüzü sana bir şeyleri gösteriyor zaten, nereden ne şekilde kazanacağını. Zaman zaman rüyalarında şekiller görebilirsin, o şekillerin ne anlama geldiğini bulamayabilirsin. Sana şifrelerle bilgiler aktarılıyor zaten. Bu hafta ona dikkat edersen ve hasat zamanında bilinçli ilerlersen verimini alacağını, ikilemden çık, artık odaklanman gereken konu neyse, sevgi, ilişki, aile, evlatlarınız, anneniz, babanız, her neyse odaklanmanız gereken konum, oraya odaklanın ve İç dünyanızdaki o coşkuyu, o yaratıcılığı ön planda tutun diyor kartlar. Adınıza aldım, kabul ettim. Merhaba sevgili Başak ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Bakalım bu hafta hangi enerjidesiniz? Sevgi meleği çıktı yine. Statünü koru. Sevgi frekansında kalmayı ihmal etme. Bakalım hangi statünüzü korumanız gerekiyor? Senin sihirli güçlerin var aslında. Hafifle, rahatla. Zaman zaman kendini bir ateş çemberinde hissediyorsun. Zaman zaman o ateş çemberi içini yaktığını, o sevginin gerçekten gerekli mi, değiyor mu bu kişi diye düşündüğünüz ya da sevgiyle yaptığınız işte değer görmediğinizi düşünebilirsiniz ama kartlar diyor ki sihirli eller sende, sihirli gönlün var. Her şeyi sen kendin yaratabilirsin. Burada elinde sihirli değnek var ve gökyüzünden aldığı ışığı yeryüzüne veriyor.
Ve sen burada kendini geliştirebilirsin. İç dünyandaki duygularını geliştirebilirsin. İstiyorsan ortalığı yakıp yıkabilirsin ama aynı zamanda da çiçekler açtırabilirsin. Hayatında bir denge kurabilirsin. Bazı şeyleri güzelleştirebilirsin. Bu yüzden bu hafta statünü koru. Neyse durumun, belki o döngünün içerisinde canın sıkılıyor, mutsuzsun. Ama bu hafta o mutsuzluğunu değil de sevgi frekansında kal. Sevgi frekansında kaldığın zaman elindeki sihirli değneğin farkında olacaksın. İç dünyandaki o güzelliğin farkına varacaksın. Kendini tüy gibi hafiflet bu hafta ki kendi kendine ilerlesin hayat döngün. Adınızı aldım, kabul ettim. Merhaba sevgili terazi ve yükselen burcu terazi olanlar. Bakalım haftanın enerjisi ne durumda? Mutlu aile. Yokluk bilinci. Hepsini açalım. Ondan sonra yorumlayalım. Oh. Hayatında aileden uzaklaşma ya da işte aileyle ilgili sorunlar yaşadın belki de. Ailenin içerisinde kendini daha alt planda gördün şimdiye kadar. Hep bu bilinç altında kaybetme korkusu, aileni kaybetmeye ya da işte aileden uzaklaştığın zaman bir şeyleri onlar daha rahat eder belki aileden uzaklaşırsam gibi düşünceler var aklınızda. Fakat kartlar diyor ki bu ikilem seni yoruyor. Seni o kadar çok yoruyor ki yapmak istediğin işe odaklanamıyorsun. Gitmek istediğin yolculuklar, yapmak istediğin, başarmak istediğin konulardan uzaklaşıyorsun. Bu ikilem, bu korku, bu endişe, bilinçaltını temizlemen gerekiyor. Güvercin ve kanatlarını açmış. Sen kendini dönüştürebilirsin. Bu yolculuk senin yolculuğun. Bir iç dünyandaki duygularını teke indirirsen bu ikilemden çıkıp, acabalardan çıkıp, duygularını teke indirir, kendine odaklanırsan hayatın tadını alacaksın, duyguların tadını alacaksın. Çünkü şu aralar duygusuz gibi hissedebilirsin kendini. Çünkü bir şeylerin değişip değişmediğini, olumlu olumsuz nasıl gelişeceğine odaklanmışsın ama şu anda kendine odaklan diyor. Kendine odaklandığın zaman duyguyu da var edeceksin, bilincini de var edeceksin. Çünkü 25 de çıkmış aynı zamanda. 2, 5 daha 7 ediyor. 7 tepe çakrası. Hani tam şu bebeklerde olan bıngıldak diye bildiğimiz, söylediğimiz. Tam o tepe çakrasından gökyüzüne bağlısın zaten. Oradan bilgilerini alıp kalbine enjekte edersen eğer gerçekten gideceğin ruhsal yolculuğunda sana burada ruh meleklerin yardımcı olacak. Yeter ki sen dinlemesini, duymasını, ruhunu duymanı, ruhundaki benliğin sesini duymayı bil. Sana zaten ruh meleklerin yardımcı oluyor. Adınızı aldım, kabul ettim. Merhaba sevgili akrep ve yükselen burcu akrep olanlar. Bakalım bu hafta hangi enerjidesiniz? Bakalım şunu ters döndü kıskançlık. Kıskançlık yaratmayın. Her iki eril enerji ve dişil enerji bu hafta dikkatli olun kıskançlığa. Altın tutan kadın.
planlama ve harekete geçme zamanı diyor. Planlı bir şekilde. Çünkü altın tutan kadın maddi alanda size destek verilecek bir dişil enerji var. Buna dikkat edin. Çünkü bu dişil enerji gerçekten sizi istediğiniz statüye götürecektir. Artık harekete geç. Neyi planlıyorsan, neye adım atmak istiyorsan zümrütü anka kuşu gibi yeniden az önce teraziye baktığımda dönüşmemişti. Dönüşüme hazırlıklıydı. Fakat o yolculuktaydı. Fakat siz sevgili akrep, eril ve dişilleri dönüşmeye başlamışsınız. Bu dönüşmeye başlamak demek sizin artık bir şeylerde kendinizi gösterme. Dolunay çünkü. Dolunay fazı her zaman için nettir, güzeldir. Çünkü güneşten uzak olduğu için aydınlığı görme arzusunu ön planda tutar. İkilemden çık. Zaman zaman agresifleşiyorsun. Sana yardımcı olacak dişil enerji. Eril ya da dişilseniz hiç fark etmez. Artık harekete geç. Sana yardım ve destek olacak olan kişiler var. Güneş, ay senin için karanlığı aydınlatıyor. Görmen için, başlaman için, bir şeyleri netleştirmen için, elinde kılıç da var. Netlik kazandırabilmen için artık dönüşümdesin. Bunu kabul et diyor kartlar. Adınızı aldım, kabul ettim. Merhaba sevgili Yay ve Yükselen Burcu, Yay olanlar. Bakalım bu hafta hangi enerjidesiniz? Takdir toplama. Sevgi dolu kadın. Bakalım. Artık ne olursa olsun başarma noktasındasınız. Ben artık başarıyı hedefliyorum. Ben artık insanlarla olan diyalogumda başarıya odaklıyım. Ve sizin bunu sevgiyle yapmanız sizi ailenizde, yakın çevre, akraba, takdir toplayacağınız bir hafta olacak. Etrafınızdaki düşmanlarınızın bilincine varın öncelikle. Kendinizi bu düşmanların akışına bırakmayın. Biliyorsunuz kimin ne olduğunu, nasıl davrandığını. Onlara da sanki, nasıl söyleyeyim size, sevgi dolu kaldığınızda iç dünyanızda biliyorsunuz ki o size zarar veriyor. Hayatınızdan çıkartın demiyor kartlar. Bilin. Onun bilgisini de alın. Fakat dikkatli olun. Size zarar verebilir. Onu ehlileştirmek, düşmanınızı ehlileştirmek sizin elinizde. Sevgiyle ehlileştirebilirsiniz. İşinizle ehlileştirebilirsiniz. Farklı durumlarla ehlileştirebilirsiniz. Ama siz bu hafta takdir toplamak için gerçekten sevgi frekansında kalın. Akış size diyor ki, sen yüceleceksin. Sevgide kaldığın sürece düşmanların bile senin ayağının altında bir şekilde takdir edecekler. Gerçekten hak ettin diyecekler. Bunun bilgisini veriyor kartlar. Sevgi frekansında kalın ki takdiri alın. Adınızı aldım, kabul ettim. Merhaba sevgili Oğlak ve Yükselen Burcu. Oğlak olanlar, bakalım bu hafta hangi enerjidesiniz? Yolculuklar. Bu bir an önce bir şekilde gitmek istiyorum. Nereye, nasıl, ne şekilde olursa olsun ben artık gitmek istiyorum dediğiniz bir yolculuk. Meslektaşlar ve arkadaş grupları, insanlarla diyaloğunuz.
Bu hafta belki kısa yolculuklarınız söz konusu olur. Kendi iç dünyanızda sıkıntı, stres yaşadığınız durumlar vardır. Küçük kaçamaklar sizin için iyi gelecek. Hafta sonu kaçamağı diyelim. Ya da arkadaşlarla bir araya gelip güzel sohbet ettiğinizde içinizin daha iyi, daha ferah olacağını hissedeceğiniz bir dönem olacak. Şöyle çıkmış bir de Zümrüt'ü Anka kuşu çıkmış, dönüşüm. Bu yolculuk size iyi gelecek. Ruhani yolculukta belki gerçekten arkadaşlarınıza, eşinizle, dostlarınızla görüşemeyeceksiniz. O yolculuğa çıkamayacaksınız. Fakat ruhani yolculuk da olabilir. Artık bir şeyleri karar verme, seçim yapma olarak düşünebilirsiniz. Dönüşüm için bu yolculuk sizin faydanıza olacak. Çünkü Zümrüt'ü Anka diyor ki, bilinçlendin artık. O yolculukta gitmen gereken o macerada her şeyi yaşadın. Dönüşüm için gerçek yolculuğa çıkabilirsin. Arkadaşlarınla gülüp eğlenebilirsin. O dönüşümün bir parçası. Eğer gerçek yolculuğa çıkamıyorsan ruhani yolculuğa çıkacaksın ve tüy gibi hafifleyeceksin. Dönüşüm noktasında olduğunu fark edeceksin ve doğum çıktı. Yeniden doğduğunu, yeniden var olduğunu, yeniden ayaklandığının farkına varacaksın. Eğer ki burada farklı konumlar varsa doğum haberleri, yani yeni ruhlar dünyaya getirecek yeni haberler alabilirsiniz diyor kartlar. Çünkü o kadar güzel çıktı ki ilk etapta ruhunuzun artık bulunduğu yerden farklı bir yere geçiş yapmak istiyor. Ama sonucunda değişim, dönüşüm size iyi gelecek. Bu hafta buna dikkat edin lütfen. Adınıza aldım, kabul ettim. Merhaba sevgili Kova ve yükselen burcu Kova olanlar, bakalım bu hafta hangi enerjidesiniz? Şefkatli bağlantılar. Dönüşüm. Çok güzel. Bu hafta enerji dolu herkes ve dönüşüm noktasında bilinçli bir şekilde dönüşüm yaşayacaklar ve bilinçli oldukları için de neyi ne şekilde yapmaları gerektiğini gayet iyi biliyorlar. Oh. Duyguların yenilenmesi, dönüşüm, sevgiyle bağlantılar, şefkatle bağlantılar diyor ki bize. Dönüşümü sen gökyüzünde hissettin zaten. Algıların açıldı. Yeryüzüne doğru geçiş yaptığında o algıların kendini, nasıl söyleyeyim size, elim ayağım uzundur, her yere yetişebilirim, koşturabilirim, yapabilirim, herkesi idare edebilirim. Artık bu yok. Ben kendimi idare edip etmeliyim. Ben kendim sevgi bağlantısında olmalıyım. Çünkü dönüşüm, artık ben istiyorum sevilmeyi. Ben istiyorum bir şekilde bir arada kalmayı. Benim için uğraşsınlar istiyorum dediğiniz bir hafta olacak. Ve bunun içinde sevgi, şefkatli bağlantılarda diyor ki, sen bunu istediğin için bu dönüşüm sana gelecek. Adımlarla gelecek ama frekansını düşürme. Frekansını düşürmemen gerekiyor. Kupa altılısı diyor ki, duygularını yeşert, duygularını yeniden ayaklandır. Çünkü senin hanene lotus çiçeği çıkmış. Evrenin bir ışığı, evrenin güzelliği, her ne sıkıntı yaşıyorsan o sıkıntıya sevgi frekansında kaldığın sürece sıkıntı yaşadığın ne varsa orası arınacak. O frekansta kalman gerekiyor. Artık alma zamanı, sürekli vermişsin. Bu hafta alma zamanı senin için. Adınıza aldım, kabul ettim. Merhaba sevgili balık ve yükselen burcu balık. Balık olanlar, bakalım bu hafta hangi enerjidesiniz? Bahçe ve kapı.
Engin Evren. Sevgili balık eriller ve dişiller, bu hafta kendinizi şunları da açayım, ondan sonra yorumlamak istiyorum. Bu hafta kendinizi bahçe ve kapılar, Engin Evren diyor ki, sen artık bulunduğun yere sığamıyorsun. Bir şekilde artık evrenin dışında neler olup bitiyor, gökyüzünde neler olup bitiyor, dünyanın farklı yerlerinde neler olup bitiyor. Sen enerjiyi aldıkça insanlara bir şekilde bunun güzelliğini dağıtmak istiyorsun. Ama nasıl yapacağını bilemiyorsun. Bu hafta bilgi edinmek adına okuyabilirsin, kişilere sorabilirsin. Farklı yerlerde nasıl iş yapabileceğini, farklı yerlerde nasıl daha kültürel gezi yapabileceğini ya da işte okuluna gideceksin, hangi yere gitmem gerektiğini. Bunu araştırman gerekecek bu hafta ve kesin olarak karar vermen gerekecek. Çünkü Engin Evren diyor ki sana o bilgiler geliyor. Sen iç dünyanda bunun farkındasın ama kendine güvenemediğin için bunu dışarıya yansıtamıyorsun. Bu hafta dediğim gibi kitaplardan, belki de insanlardan, arkadaşlardan bilgi edinebilirsin. O bilgilerle birlikte iç dünyanı da harmanlarsan artık odak noktanı bulacaksın. Hangi yolculuğa çıkman gerekiyor? Çünkü bulunduğun yer sana yetmiyor. Evrenin o güçlü ışıkları sana diyor ki bulunduğun konumda artık durma, ilerle bir şekilde, ufkunu genişlet. O ufkunu genişletmek için bu hafta sana bir fırsat sunuluyor. O fırsatı değerlendirmen gerekecek. Adınızı aldım, kabul ettim. Evet sevgili gönül dostları, bu haftalık da bu kadar. Dilerim siz nasıl istiyorsanız haftanız öyle geçer. Sevgi ve ışıkla kalın. Hoşça kalın.